Merhaba, ben Bengü. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında lokanta usulü mercimek çorbası hazırlıyorum. Yapımı aslında çok kolay ama lezzeti efsane. Bu çorbanın yapımına geçelim. Çorba için 1 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı un, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1,5 su bardağı sarı mercimek kullanıyoruz. Öncelikle bir tencerenin içerisine zeytinyağı koyalım. Üzerine kuru soğanları ekleyelim. Soğanlar yumuşayana kadar soteleyelim. Bu çorbayı hazırlarken kuru soğanların güzelce sotelenmesi ve yumuşaması önemlidir. Mercimek çok çabuk pişen bir bakliyat olduğu için çorbanızın içindeki soğanların diri kalmaması önemlidir. Aksi takdirde çorbayı blenderdan geçirseniz dahi soğan parçaları diri olarak kalacaktır. Yumuşayan kuru soğanların üzerine unu ilave edelim ve kavurmaya devam edelim. Bu malzemelerin üzerine güzelce yıkayıp süzdüğümüz sarı mercimekleri de ekleyelim. Ve bir müddet bu şekilde kavuralım. Kavurma işlemi çorbanızın lezzetini artıracaktır. Lokantalarda yediğiniz açık renkli mercimek çorbaları sarı mercimekle hazırlanmaktadır. Sarı mercimeği marketlerden ya da pazardan kolaylıkla temin edebilirsiniz. Mercimeklerin üzerine 6 bardak su ilave edelim. Tencerenin kapağını kapatalım ve pişmeye bırakalım. Çorbanız kaynarken üzerinde oluşan köpükleri bir kaşık yardımıyla alalım. Oluşan bu köpükler mercimek çorbanızın tadını bozabilir. Bu yüzden almanızı öneriyorum. Ayrıca çorbanın üzerindeki köpükler çorbanın daha kolay bozulmasına da neden olacaktır.
Mercimekler yumuşayıp piştikten sonra çorbanın içerisine bir su bardağı da kemik suyu ilave edelim. Ekleyeceğiniz kemik suyu çorbanıza lezzet katacak, ayrıca besin değerini de arttıracaktır. Daha yoğun et sulu bir tat istiyorsanız çorbanıza yarı su, yarı kemik suyu da koyabilirsiniz. Çorbaya en son tuz ilave edelim ve bir taşım daha kaynatalım. Pişen çorbayı ocaktan alalım ve el blenderından geçirelim. Eğer evinizde el blenderı yoksa çorbayı inceltmek için bir kevgirden de geçirebilirsiniz. Lokanta usulü tam kıvamında mercimek çorbamız hazır. Özellikle limon bu çorbaya çok yakışacaktır. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.